Arkadaşlar merhabalar. Castring Park tablo çalışmamında bitti. Burada da görebildiğiniz safkanları aktaracağım size. Tablodan çıkan hatları tabii. Birinci koşu Maiden satış koşusunda 3 nolu safkan. Ben de grubun kaliteli atı çıktı. Kazanıra girmiş durumda. 3, 7 rakip, 2 koşar durumda hazır kıta atla sürpriz olarak öneriyorum. 3 ve 7'den herhangi bir tanesi koşarsa 2'yi geçer durumunda. Tabi diğer atları 4-5 gibi. İkinci koşu Maiden satış şartlı dişi. Maiden satış koşusu. 1 ve 6 nolu safkanlar. İkisi de aşağı yukarı aynı kaliteye sahip. 6'nın yarış görme avantajı var. Birinin kazanması normal sonuç olur. 1-6-6-1. Üçüncü koşu tekrar Maiden'ı geldi. 2 nolu safkan. Burada yarış görme avantajı bu hatta. Bu da Maiden yarışta. Bir rakip AGF'lerde aşağı yukarı gösteriyor. Bir favori çıkartılmış. 2 burada biri geçme kapasitesine sahip bir safkan. 3-4 sürpriz öneririm. 3 grubun kaliteli at handikap puanıyla ne olacağını bilemediğim bir safkan. 4 de yine AGF alan atlardan bir tanesi. Normali 2-1-1-2 arasında geçmesi gerekir. Dördüncü koşu şartlı opsiyonel satış koşulları. Tabii zayıf koşular. Grupta arkadaşlar 6 nolu safkan tek olur. Yani bu kalabalık grupta da AGF çıkan bir atın gelmesi altınların ya da ikramiyeyi cazibiyetini kaybettirecek ama net kazanır da çıktı at. Grubun en kaliteli atı. Son yarışı ikinci. AGF normal zaten. Tyler kayba koşturulmazsa bu at, kasıtlı konmadıysa buraya kazanır tek olur. Gene de sürpriz yazalım diyen arkadaşlara yeni koşan daha doğrusu 4 yaşında atlardan 5'i 3'ü biraz ön planda tutarak diğer atlardan tercih etmenizi öneririm. Yani normalde böyle atları tek yönelerdim bu zamana kadar. Atla tek çıkıyor. 5. koşu bu da satış koşusu Maiden dişi. 7 nolu safkan yüksek AGF kazanabilir itirazım yok. Bu AGF'yi geçecek 2 tane safkan tespitim var. Birisi 6 Tyler'la, diğeri de 3 nolu safkan. Yani at yazmak isteyen arkadaşlara 6'yı ve 3'ü sırayla öneririm. Geçilme potansiyeli var 4 yaşında. 3'ün 6 yaşında bir de avantajı olur bu 1651 mil yarışında. 6. koşu tekrar Maiden tekrar satış. Yani yarışlar çok kalitesiz diyeyim. 5 nolu safkan AGF doğru AGF'lerden bence kazanır da rakibi de 3 nolu safkan olur. Diğer atlar tercih sebebi hazır kıta at 7, 5 ve 3 de hazır görünmekte o yüzden ön planda var. 7. ve son koşu opsiyonel satış koşu bu da şartlı dişi. Grubun en kaliteli atı 4 nolu safkan tek, son ayak teki kullanmak isteyen arkadaşlara direkt öneririm. Yani tek önerdim böyle atları zaten. Onlardan bir tanesi. Kazanır da ben de öyle çıkıyor. Yarış görme avantajı ile kazancı yüksek safkan 5. Kalite handikap puanı yakın veren 6, 7 ve 1 nolu safkanları tek kullanmıyorsanız tercihen yazmanızı öneririm. Bu kadar da arkadaşlar. Umarım faydasını görürsünüz. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.